Zaha en son kadroda yoktu ve dün onun yerine Kerem Aktürkoğlu oynadı. Zaha'nın genel olarak ligdeki performansı ve sezon sonunda gidip gitmeyeceği biraz merak konusu oluyor. Çünkü en son Ziyech ile Zaha böyle ilk 11'e monte edilmişti ve Zaha yine baktığımızda sezonun gerisine gittiğimizde skora önemli katkılarda da bulundu aslında. Hiç oynamadan nasıl bu kadar istatistik yaptı da biraz tabii ki yine o da futbolun cilvesi diyelim. Gerçekten Zaha'da, Ziyech'te İnanılmaz futbolcular bireysel yetenekleriyle inanılmaz işler de yaptılar yeri geldiğinde, ki Ziyech hala da yapmaya devam ediyor. Şimdi Zaha'nın durumu tabii ki merak ediliyor ama Ziyech'le birlikte sormuş olayım ben ikisini. Bu iki kanat sezon sonunda ne yapar sizce? Şimdi gel 2-3 gün önceye gidelim. Galatasaray'ın son perşembe günü yaptığı idmana bir kere Zaha çıkmak istemiyor. Ağrılarım var diyor. Biraz onu ben gazetede tribal enfeksiyon olarak yazdım haberi. Yani öyle bir durum var. Hani yedekte. Bir önceki hafta Pendik maçında o sıcakta üstüne battaniyeyi çekip oturdu kulübede. Bunlar tabii oyuncuların, özellikle yıldızların biraz da forma giyemince yaptığı, çıkardığı problemler. Zaha böyle bir durumdaydı ama kadro dışı bırakıldı. Ağrılarım var deyince doğal olarak kadro dışı bırakıldı. Şöyle bir ekleme yapayım. Bugün yapılan idmana Zaha katıldı. Antrenmanda yer aldı. Hani öyle sürekliliği olan, arada bayağı bir kopulan bir problem değil. Oyuncu yani öyle bir nefes alsın dendi. Zaten şu anda çok katkı vermiyor. Bunun dışında ben artık Zaha'nın sezon sonu için kopuşunun önünün açıldığını düşünüyorum. Her ne kadar kontrat olsa da, iyi bir sözleşmesi de olsa da hala piyasası olan büyük bir isim. Bazı transferler tutmayabiliyor. Galatasaray onun kontratından muhtemelen çıkacaktır. Bir teklif geldiği anda ve bonservis de kazanabileceğiniz bir oyuncu Zaha. Yani öyle bedavaya bırakacağınız bir isim değil. Sezon sonunda ben artık yolların ayrılacağını düşünüyorum. Ziyech'e ayrı bir parantez açarım. Ziyech çünkü çok büyük bir yıllık ücreti yok. 2.800.000 Euro'ya devam edecek, kontratı uzuyor. Bir de onun dışında mizacı da biraz farklı. Yani öyle gol atıyor, sevinmiyor. İşte kulübede böyle hep bir suratı asık falan, öyle bir oyuncu zaten hep böyleydi. O yüzden ben Ziyech'in de teklif gelmezse istediği, böyle hani Avrupa'dan falan ya da çok astronomik diğer taraflardan devam edeceğini düşünüyorum. Ziyech çünkü size her zaman bir şey katabilir. Kulübede Ziyech olduğu zaman bilirsiniz ki bu maçı bir şekilde çevirebiliriz. Onun dışında Barış Alper solda oynadı bu sefer. Hani Kerem kulübede, Barış orada, Ziyech ters taraftaydı ama Barış Alper'in de performansı bu maç özelinde öyle çok çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bayağı bir top kaybı. Çünkü Barış mücadele gücüyle oynayan bir oyuncu. Fizik kapasitesini yukarıya taşıyan bir oyuncu. Bunun içine biraz ya ben çalımlar atayım, işte teknik hamleler yapayım dediği anda Barış'taki sıkıntılar ortaya çıkıyor. Dün de biraz öyleydi ve Köhn'e çok yardım edememesi de oradan pozisyon yemesine sebep oldu Galatasaray'ın. Ben bir kere Zaha'nın öyle ya da böyle final haftalarında yine süre alacağını düşünüyorum. Ama genele baktığımızda sanki artık Ziyech'te Barış üstünden bu iş ilerler. Kerem de duruma göre sol kanatta yer alacaktır. Peki izleyicimizin sorusuna değinmiş olalım. Erdem Timur Mertens'le anlaşma sağladı mı? Sorar mısınız demiş bir izleyicimiz. Tabii ki Mertens'in bu zaman zaman röportajlarında vermiş olduğu sinyallerden taraftar da bir anlam çıkartmaya çalışıyor. Biz en sonki yayınlarımızda konuştuğumuzda evet Mertens bir yıl daha futbol devam edecek ama nerede devam edecek diye soruyorduk. En son sözleşme imzalanan beşli masada yoktu Mertens'te. Tabii ki bu da biraz soru işareti uyandırdı. Acaba Mertens Galatasaray'da devam edecek mi, etmeyecek mi diye. Şu an merak edilen konu Mertens Galatasaray'da mı devam edecek futbol hayatına? Bir kere Mertens önce şu barajı açtı, bırakacaktı, bırakmamaya karar verdi. Önce bunu geçti. Bir de performans, yani son 6 haftada 7 asist 2 gol gibi bir istatistiği var. O toplamda 13 asiste ulaştı. Neredeyse kariyer sezonu geçiriyor. Yani Napoli'deki prime dönemlerine dönmüş durumda. Çok büyük bir karakter. Biz sezonu çıkaramaz, işte 20 dakika 30 dakikalar oynar son bölümde derken Mertens takımın sürükleyici oyuncularından biri halinde yola devam ediyor. Mertens'le henüz anlaşma sağlanamadı. Şunu bir kere açık konuşalım. Seneye yabancı sınırı düşecek. Her ne kadar saha içinde 11 yabancı olsa da Gerçi burası Türkiye. Son dakikada her şey değişir ama şimdiki kural üstünden ilerleyelim. Kulübedeki oyuncu sayınız, o yabancı oyuncu sayınız azalacak. Bir. İki, Mertens'in yıllık 4-4,5 milyon euro arası bir kazancı var. Şimdi Galatasaray sözleşme bittikten sonra bu paraları bir daha Mertens'e vermez. Zaten 37-38 yaş bandına geliyor. Galatasaray daha düşük bir ücretle Mertens'in görüşme masasına oturmasını istiyor. Şimdi bir kere bunlar için bir sezonun bitmesi lazım. Mertens bir yoklayacak. Çünkü Amerika iddiaları da var. Amerika'dan iyi bir teklif gelir. Sonuçta biliyorsunuz ailesi çocuğuyla falan böyle komple iyi bir baba figürü çiziyor. İyi bir aile figürü çiziyor. Onların da durumuna karar verip Amerika ihtimali hep cepte duruyor. Galatasaray 4 milyon euro bandına falan asla çıkmaz Mertens için. Böyle 2 milyon bonuslarla 2,5'a belki son senesi için bir imza atabilir. Galatasaray'da durum Mertens açısından böyle ama şu anda bitmiş bir iş yok ama iki taraf sezon sonunda oturup konuşacaktır. Fazlaca profesyonel bir görüşme olur. Mertens buraya kendini inanılmaz bir aidiyet duygusuyla bağladı. O yüzden biraz zaman lazım. Sezonun bitmesi lazım bu iş için. O zaman biraz da transfer iddialarından konuşalım istiyorum. Çünkü Galatasaray'ın adı Yusuf Yazıcı ile anılıyor. Daha doğrusu Yusuf'un adı Galatasaray ile anılıyor. Ki biz zaman zaman devre arası transfer döneminde de diğer transferler döneminde de yerli olarak Yusuf Yazıcı'nın adını Galatasaray'la birçok kez haber halinde görmüştük. Şu an geldiğimiz noktada sezon sonundaki transfer döneminde Yusuf Yazıcı Galatasaray açısından bir süreç olur mu, bir görüşme olur mu sizce? Ceren, Yusuf geçtiğimiz sezonlarda da konuştuk. Hep ara dönemler, sezon başı vesaire ama şöyle bir fark var. Kontratı bitiyor. Yani Yusuf için iyi bir bonservis bedeli vererek ancak alabilirdiniz. Bir de şu da unutulmasın. Trabzonspor'la Lille arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'den başka takıma vermen için Yusuf'u önce Trabzonspor'dan bir izin alman lazım. Eğer izin almadan verirsen de yüksek bir tazminatı vardı bu işin. Sözleşmesinin bitmesi, bu aynı şey kiralamak için de geçerli. Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bu maddelerde elbette ki ortadan kalkıyor ve iş Yusuf'a geliyor. Yusuf'un vereceği bir karar ve eğer Trabzon ihtimali gündemde olmazsa tabii ki onun kendi yuvası olarak gördüğü bir yer. Galatasaray Yusuf için gayet ideal bir ortam çiziyor. Şampiyonlar Ligi ihtimali tekrar var şampiyon olursa. Sonrasında Ziyech'in, Tete'nin, Zaha'nın gitme ihtimalleri var. O yüzden böyle daha çok forma bulacağı bir yer haline geliyor Galatasaray. Ve yerli olmasının da avantajıyla bence Yusuf Galatasaray için artık çok daha net bir potansiyel hedef. Oyuncunun performansını eleştiririz, eleştirmeyiz. O ayrı ki bu sene geçmişe göre bir tık daha gelişme gösteriyor bence daha iyi ama şöyle bir gerçek var. Yusuf gibi bir oyuncuyu bonservisi ödemeden herkes kulübesinde, takımında ister. O zaman izleyicimizin bir başka sorusunu da sormuş olayım size. Demiş ki Eyüp Spor Galatasaray'dan Oliveira'yı istiyor. Haberleri doğru mu demiş. Eyüp Spor'la Galatasaray arasında farklı bir ilişki var. Ama Eyüp Spor da artık Süper Lig'e yükseldiği için tabii ki o da kadrosunu artık Süper Lig'e göre şekillendirmek isteyecektir. Oliveira da tabii Galatasaray'da şu anda bazı problemler yaşadığı için maçta da göremiyoruz. Oliveira Eyüp Spor ilişkisi doğru mu sizce? Şimdi Oliveira'nın daha Galatasaray'la 1+1 yıllık daha sözleşmesi var ve bonservis verilen bir oyuncu. Galatasaray'da bundan sonra ben zaten devam etmesini beklemiyorum. Her ne kadar sözleşmesi olsa da hoca ile arada kopan bir bağ var. Bu hafta kadroya alınsa da tekrardan pek fazla o işi düşünmeyelim artık. Oliveira İstanbul'da mı kalmak isteyecek yoksa kariyerine başka bir yerde mi devam etmek isteyecek? Galatasaray eğer bir bonservisli teklif gelmezse Oliveira'ya 3 milyon euro yıllık ücret veriyor. Onun da bir kısmını karşılayarak elbette ki Eyüpspor ihtimallerden biri. Burada başka oyuncular da sezon sonunda kulüpte kalırsa yabancı kontenjan nedeniyle Eyüpspor'la arada bir bağ kurulabilir. Herkesin bildiği gibi Eyüpspor'un başkanı, sahibi Galatasaraylı bir iş adamı. Yani son şampiyonluk kutlamalarında bile yer alan biri. Arda Turan zaten Galatasaray'ın eski kaptanı. Böyle arada hani resmi bir bağ olmasa da bir gönül bağı olan iki kulüp gibi gözüküyor. Burada bazı oyuncuların Eyüp'e gitmesi, kiralanması elbette ki normal. Çünkü onlar da yeni bir takım kurmak zorundalar. Ligde yola devam edebilmek için. Oliveira.